Düşey kesitte şekildeki olan cam kapta bulunan türdeş meyve sıvısına daldırılan camdan yapılmış kahveyle kılcal borularındaki sıvı düzeylerinin şekilde gibi olduğu gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kılcal yani dal, dar kesitlerde sıvıların kohezyon ve adezyon kuvveti farkından dolayı yükselmesi veya alçalması olayına kılcallık diyoruz. Buna göre 1. K borusun L borusun kestalarından büyüktür. Şimdi burada alçalmış arkadaşlar. Bu alçalmış. Burada alçalanlarda kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük. Mesela su için konuştuğumuzda arkadaşlar. Suyun içerisine bir kılcal boruyu daldırdığımızda sıvı seviyesi yükseliyor. Ve burada aşağı doğru bombeli biz buna iç bükey yani konveks diyoruz. Burada adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden daha fazla olduğu için adezyon kohezyondan büyük olduğu için yükselir diyoruz. Yine aynı şeyi... Cıva için sergilediğimizde ise cıvanın kohezyon etkisi, adezyon etkisinden fazla. Yani kılcal boru içerisine daldırdığı kılcal boruyu cıvanın içerisine daldırdığımızda bu sefer alçalıyor. Ve yukarı doğru bombeli olmuş oluyor. Yukarı bombeli olması ise kohezyonunun adezyonundan daha fazla olması. Yani sıvının adezyonu küçük olduğunda alçalmış. E, adezyonu büyük olduğunda da yükselmiş oluyor. O halde burada alçaldığı için her ikisinin Adezyonları küçük yani kohezyonları adezyonlarından fazla olduğu için aşağı doğru seviyenin altına inmiş. Buna göre K borusunun kesit alanı L borusunun kesit alanından büyüktür. K borusunun kesit alanı L borusunun kesit alanından büyük olduğunda haliyle L daha ince daha dar olmuş oluyor. Kılcağılık artarsa bu daha çok aşağı inmiş olacak. Daha çok aşağı inmesi de kılcağılığın yani dar olmasından kaynaklanıyor. Demek ki K borusunun kesit alanı L borusunun kesit alanından büyüktür bilgisi doğrudur. 2 adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür. Evet burada adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden küçük. Çünkü adezyonu büyük olanlar yükseliyor. Adezyonu küçük olanlar da alçalıyor. O halde burada alçalma olayı yani kaptaki seviye ile boru seviye arasında baktığınızda borun içerisindeki seviyenin azalması kohezyonun büyük olmasından yani adezyonun küçük olmasından kaynaklanıyor. Burada tam tersini söylemiş. Yanlış. Bir pencerenin camına m sıvısı fışkırtılsa cam ıslanır. Evet M sıvısını fışkırttığımızda arkadaşlar bu sıvının nesi büyük? Kohezyonu büyük. Kohezyonu büyük olan adezyonu küçük olan bir mantıkta olduğu için bu ne yapıyor? Cam yüzeyi ıslatması az olur. Yani kohezyonu büyük olanların yüzeyi ıslatması az. Adezyonu büyük olanların yüzeyi ıslatması fazla oluyor. Burada adezyon büyük olmadığı için kohezyon daha büyük olduğu için Burada cam ıslanması gerçekleşmez. Yani arkadaşlar bu yanlış olur. Cevabımız bundan dolayı A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. İçinde su bulunan kesik koni şeklindeki K kabının yere uyguladığı basınç P yer K kabının içindeki suyun kap tabanına uyguladığı basınç P su, basınç kuvvetinin büyüklüğü ise F sudur. K kabı şekil gibi ters çevrilirse P yer, P su, F su niceliklerin hangileri ilk durumuna göre artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere kabın yere uyguladığı basınç katı basıncıdır. Şimdi kabın ağırlığı artı içerisindeki sıvının ağırlığı kabı ters çevirdiğimizde değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman P kap için veya P yer için konuştuğumuzda arkadaşlar Kabın ağırlığı içerisindeki sıvıyla birlikte değişmiyor. E, yüzey alanımız ne yapıyor? Azalıyor. Yüzey alanımız azalırsa arkadaşlar geri yaptığı basınç ne yapar? Kabın artar. Yani P yer artacak. Bize ilk duruma göre artarı sorulduğu için P yer artar dedik. P yer arttı. Gelelim şimdi ikincisine yani P suya. Kabın alt tarafı daha geniş üst tarafı daha dar. Ters çevirdiğimizde arkadaşlar bu alt tarafta geniş olan yani sıvı miktarı e, haliyle değişmiyor. Ters çevirdiğimizde yüksekliği artıyor alt taraflar olduğu için. Suyun yüksekliği arttığından dolayı kap tavanındaki suyun basıncı yüksekliğinin artmasından dolayı artacak. Çünkü su basıncı veya sıvı basıncı HDG ile bulunuyor. Yoğunluğu ve yer çekimisi değişmedi ama yüksekliği eskisine göre arttığı için sıvı basıncı artmış olacak. Yani P su artar diyeceğiz. P su artar. P su artar dedik. Bu o zaman kaybetti. Bu da kaybetti. Bu zaten olmadı. Gelelim şimdi sonuncusuna yani F su. F dediğimiz basınç kuvveti. Kap tavanındaki su basınç kuvveti. Bakın şu an kapları biz 3 çeşit düşündüğümüzde düzgün kap, ağzı genişleyen kap, ağzı daralan kap şeklinde düşünürsek... Bunlar arkadaşlar eşit ağırlıkta sıvılar koyduğunuzda G ağırlığında, G ağırlığında, G ağırlığında sıvılar koyduk. Tabi H'larını, değerlerini, G'lerini, S'lerini vermedim. Şimdi biz sıvı basınç kuvvetini bulurken Tabandaki sıvı basınç kuvvetini düşünün arkadaşlar. H, D, G, S yardımıyla buluyoruz. Ama ne H verilmiş, ne D verilmiş, ne S verilmiş, yüzey alan verilmemiş. Sadece sıvıların ağırlıklarının G olduğu verilmişse birinci kabımızdaki sıvı basınç kuvveti düzgün kabı olduğu için sıvının ağırlığı kadar olmuş oluyor tabandaki. İkincisine baktığımızda F2 ağırlığından az diyoruz. Üçüncüsünde de tabandaki sıvı basınç kuvveti ağırlığından fazladır diyoruz. Şimdi üst tarafa doğru daraldığı için ne oluyor? Ağırlığından fazla. Yani kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti G'den fazla olmuş oluyor. E, kabı ters çevirdiğimizde G'den az olduğu için sıvı basınç kuvveti kap tabanındaki azalmış oluyor. Bize artar sorulduğu için EFSU artmıyor yani azalıyor. O halde cevabımız B seçeneği oluyor. Düşey kesti. Şekildeki olan kaptaki su yüzeyinden serbest bırakılan elik ve cıvata şekil dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Cıvatanın yapıldığı metrenin öz kütlesi eliğin ortalama öz kütlesinden büyüktür. Bu doğru arkadaşlar. Neden? Cıvatanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük, eliğin yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için C, D cıvata büyüktür. D su o da büyüktür. D erik olduğu için cıvatanın yoğunluğu erikten büyüktür. Kesinlikle doğrudur. 2. Eriye etki eden kaldırma kuvveti cıvayı etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar burada cismi etken kaldırma kuvvetinin erik için konuştuğumuzda eriğin ağırlığına eşit olduğunu biliyoruz. Yüzdüğü ve askıda kalanlarda böyle oluyor. Ama cıvatayı etkiyen kaldırma kuvvetinin cıvatanın ağırlığından küçük olduğunu biliyoruz. Ama bunların ağırlıklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E, bilmediğimiz için ağırlıklarını kıyaslayamadığımız için kaldırma kuvvetlerini de kıyaslayamayız. Ondan dolayı eriye etkiyen kaldırma kuvveti ile cıva etkiyen kaldırma kuvvetleri arasında kesin bir şey söylenemez. 3. Cıvatanın kütlesi eriğin kütlesinden büyüktür. Yine arkadaşlar cıvata ile eriğin kütlesini kıyaslayamıyoruz. Neden? Yoğunluğu büyük olanların kütlesi büyük olacak diye bir şart var mı? Yok. Yani bu belki küçücük bir cıvatadır. Bu kocaman bir eriktir. Onun için de arkadaşlar bunun hakkında da kesin bir yorum yapamayız. Onun için arkadaşlar cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur deriz. Eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilmiş. Düzleme aynalarla oluşturulmuş. Düzeneğe gönderilen I1 ve I2 ışınları düzenekte sırasıyla N1, N2 kez yansıma gerçekleştirip düzeneği terk ediyorlar. Buna göre N1 ve N2 kaçtır? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada ışığımız I1'imiz birebir doğrultuda gelmiş. Birebir yansıtıyoruz. Sonra birebir bir şekilde yansıyacak. Oradan da tekrar birebir birebir yansıttığımızda tekrar buraya çarpacak. Tekrar arkadaşlar buradan dışarı çıkacak. Bakalım kaç defa yansımış 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani I 1imiz 6 defa arkadaşlar yansımış. M1 6 oldu. Gelelim şimdi ikincisine. İkincisini arkadaşlar şöyle farklı bir renk çizelim. I2 ışığımıza baktığımızda 2'ye 1 doğrultuda gelmiş. 2'ye 1, 1'e yarım demek. O zaman buradan 1'e yarım. Buradan tekrar 1'e yarım. 1'e yarım. 1'e yarım. 1'e yarım. 2'ye 1 olmuş oluyor. Hop 2'ye 1 şeklinde şöyle düzeni terk etmiş oldu. Yani arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa yansıyıp düzeni terk etti. Bunu da yansıma sayısı 6 olduğu için cevabımız E seçeneği doğru olduğunu bize gösterir. Isı alışverişi ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1 ısı sıcaklığı fazla olan sistemden sıcaklığı az olan sisteme doğru yayılır. Evet sıcaklık farkından dolayı cismin arasında transfer edilen enerjiyi biz ısı enerjisi diyoruz. Bu transfer sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru gerçekleşiyor. O halde sıcaklığı fazla olan sistemden az olan sisteme doğru yayılır bilgisi kesinlikle doğrudur. 2. Isı alan bir cismin sıcaklığı artar. E, bu cisim hal değiştiriyorsa mesela eriyorsa Buzsa mesela diyelim. Elime sıcaklığında buzsa ne yapacak? Isı aldığında eriyecek. Erime sırasında hal değiştirdiği için eee sıcaklığı değişmez arkadaşlar. Onun için ısı alan bir cismin sıcaklığı artar bilgisi kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Belki hal değiştiriyordur. Sıcaklığı değişmeyebilir. Onun için buna kesin bir şey söyleyemeyiz. 2 3 Isı veren bir cismin iç enerjisi azalır. Evet ısı veren cisimlerin iç enerjisi azalıyor. Isı alan bir cismin de iç enerjisi artıyor. Ondan dolayı bu ifade kesinlikle doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Yatay sürtümesiz düzleme M cismi yalıtkan ayak ile sabitlenmiştir. M cismi ile temas halindeki K ve L cisimlerin tekerlekleri yalıtkandır. Şekil 1'deki artı yüklü N cismi yalıtkan sapından tutularak nötr M cismine dokundurulup sonra sistemden uzaklaştırılıyor. Bu durumda şekil 2'deki gibi K cisminin harekete geçtiği L cismin ise hareketsiz kalmaya devam ettiği gözleniyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi bakın başlangıçta bunlar birbirlerine temas ediyorlar. Sonra ben bu cismi gidip N cismini M cismine dokundurduğumuzda dokunma ile elektriklenme gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek. Nereden anlıyoruz? Bu iki isim birbirlerine uzaklaşıyor. Hmm, demek ki aynı yükle yüklendi. Yani bu artı ile yüklenmişse bu da artı ile yüklenecek ki birbirlerine itecekler. İtince birbirlerine uzaklaşacaklar. E neye, niye ayrılmamış? Çünkü N cisim arkadaşlar İletken bir cisim değil belki tam bir cisim. Yalıtkan cisim olduğundan dolayı yüklenmemiş. E, yüklenmeyince de haliyle arkadaşlar bu aynı işaret yüklenmediği için itilmemiş. itilmediği için de bu şekilde olduğu yerde kalmış. O halde bir. K cismi iletkendir. Evet iletken olduğu için artıların kendisine geçmesine müsaade etmiş. Yani artıyla yüklenmiş. Demek ki arkadaşlar K cismi iletkendir bilgisi doğru. L cismi yalıtkandır. Evet L cismi yalıtkan çünkü onda herhangi bir yük birikmesi gerçekleşmiyor. Onun için olduğu yerde kalıyor. Bu da doğrudur. M cismi yalıtkandır. M cismi şimdi K'ya K'ya yükün geçmesini sağladığı için haliyle arkadaşlar M iletken olmalı. Çünkü K'nın yüklenmesi için M'nin de iletken bir yapıda olması gerekiyor. M yalıtkan demiş yanlış. M'nin iletken olması lazım. Çünkü K'da yük geçmesi için onun aracılığıyla yük geçtiğinden dolayı M'nin burada iletken bir durumda olması gerekiyor. Cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. KLM dalgalarına ait dalga modelleri şekil 1, 2, 3, tek gibidir. Buna göre KLM dalgalarının dalga boyları lambda K, lambda L, lambda M arasındaki ilişki nedir şeklinde soruluyor. Ardışık iki dalga tepesi arası uzaklığa veya iki çukur noktası arası uzaklığa veya bir baş yukarı atmayla bir baş aşağı atmanın toplamına biz bir dalga boyu diyoruz. O zaman burada şekle bakıyoruz. Ardışık iki dalga tepe arası uzaklık verilmiş mi verilmemiş? Burada bir tepe ile bir çukur noktası arası uzaklık verilmiş. Bu dalga boyunun yarısı olmuş oluyor. O zaman baktığımızda arkadaşlar 1 2 3 4. Tepe ile çukur arasındaki yatay uzaklık 4 ise dalga boyumuz burada lambda k için konuşuyoruz. 8 birim şiddetinde olacak. Yine ikinci şekle baktığımızda Burada da yine ardışık iki dalga tepesi veya iki çukur noktası arası uzaklık verilmemiş. Onun için arkadaşlar yine burada biz bir baş yukarı atma ile bir baş aşağı atmanın toplamına bakacağız. Şimdi bir baş aşağı atma 1, 2, 3 yine baş yukarı olan 1, 2, 3 dediğimizde periyodik dalgalar olduğu için bu lambda L için konuştuğumuzda yatayda bu uzunluk 6 birim olduğu için 6 birim şiddetinde bir dalga boyu var. Şimdi buna baktığımızda ardışık iki çukur noktası arası uzaklık verilmiş. Yani bunun dalga boyunu arkadaşlar hesaplayabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ardışık iki dalga çukur arasındaki uzaklık 6 birim olduğu için lambda m'yi de buradan 6 birim şiddetine dediğimizden dolayı lambda k'nın büyük lambda ve lambda l ve lambda m'nin de buradan eşit büyüklükte olduğu karşımıza çıkar. Yani k büyük l m eşit cevap a seçeneği doğrudur diyeceğiz.